Arkadaşlar bugün Tarık'la beraber Bullet Battle oynuyoruz ama Bullet Battle'da görmüş olduğunuz gibi böyle hile yapacağım. Tek taraflı cam koydum arkadaşlar. Bu tek taraflı camda benim tarafımda böyle gözüküyor. Tarık'ın tarafında arkadaşlar siyah gözüküyor ve Tarık'ın haberi bile olmayacak arkadaşlar. Gizli bir şekilde Tarık'ın yaptığı yapıyı kopyalayacağım. Hadi bakalım Tarık hazır mısın Bullet Battle'a? Evet hazırım. Senin yeneceğim oğlum. Bu Bullet Battle'ı ben kazanacağım. Görürüz <laughs> Tarık. O zaman arkadaşlar fırlatıcıdan hemen temamızı seçelim. Hop bakalım ne geldi. Evet Tarık ev yapıyoruz. Tamamdır. Bak başlayalım. Hadi bakalım arkadaşlar başlayalım evi yapmaya. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Tarık evi tahtadan yapıyor. Hemen ben de tahtadan yapacağım. Hem de aynı yapacağım arkadaşlar. Şöyle tahtayı uzatalım. <laughs> Tarık'ın arkadaşlar haberi bile olmayacak ondan çaldığımdan. Şey Ama var ya videonun sonunda ne yapacağım biliyor musunuz? Tarık'tan çalacağım sonra arkadaşlar Tarık'ı suçlayacağım. <laughs> Tarık'ın tepkisini çok merak ediyorum abi acaba Tarık'ın tepkisi ne olacak evet Tarık böyle yaptı arkadaşlar Hemen ben de aynısını yapıyorum Tarık efendim ne oldu evini hangi bloklardan yapıyorsun evi söylemem hangi bloklardan yaptı bu İşine bak Allah Allah bence Tarık var ya sen evini hangi bloklardan yapıyorsundur biliyor musun? Ha, nereden tahmin ettin? Edemezsin ki. Bence Tarık sen evini e, tahta ve odun bloklarından yapıyorsun. Ee, şey, yo, hayır yapmıyorum. Nereden çıkardın onu? Allah Allah ya nasıl yapmıyorsun? Tahmin ettim sadece. Demek ki doğru yanlış bilmişim. Evet işine bak. Allah Allah. Niye tahmin etmeye çalışıyorsun? Yanlış tahmin ettin. <laughs> yanlış tahmin etmedim Tarık. Doğru tahmin ettim. Yalan söyleme. Evini odun ve tahta bloklarından yapıyorsun. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar biz de şöyle Tarık gibi duvarları kapatıyoruz. Tamamdır abi. Tamam Tarık öyle koydu odunları. Ben de arkadaşlar öyle koyacağım. Tamamdır şöyle. Ulan Tarık benden kopyalıyorsun ya. Kopyacı Tarık seni. Niye benim evimi kopyalıyorsun ne? Niye benim evimi kuyup alıyorsun? <laughs> Bakayım nasıl yapmış? Tamamdır arkadaşlar. Bildiğiniz küp ev oluşturuyor. Tarık bildiğiniz arkadaşlar küpten bir ev oluşturuyor. O yüzden biz de aynısını yapalım. Şöyle şöyle arkadaşlar aşağı doğru yapalım. Tamamdır abi. Efsane oluyor evimiz ya. Mükemmel oluyor şu anda. <laughs> Vay be Tarık. Evin ne kadar da güzel oldu kardeşim ya. Sağ vallahi yardımların için. Peki sen evini hangi bloklardan yapıyorsun? Sen söyle bakalım. Tarık ben evimi odun ve tahtadan yapıyorum. Allah Allah. Hmm. Tamam anladım. Neden neden sordun Tarık? Ee, sordum merak ettim çünkü. Ben de şeyden yapıyorum. Demir ve şey kok şey betondan yapıyorum. Demir ve betondan yapıyorsun. Hmm, anladım Tarık evet. Demir ve betondan güzel ev yapılıyor aslında. Evet kesinlikle haklısın. Evet evet. Benim evim duvarları demirden yerleri de betondan. İyi Tarık. Güzel güzel. Ee, güzel yapıyorsun. Aferin sana. Kolay gelsin kardeşim. Sağ dostum benim. Sana da kolay gelsin. Yalancı Tarık arkadaşlar. Yalancı Tarık'a bakın. Betondan yapıyorum demirden yapıyorum diye beni kandırmaya çalışıyor. Ya Tarık yer miyim ben bu numaraları yer miyim oğlum? Biz yemeyiz bu numaraları. Yalancı Tarık yazın arkadaşlar yorumlarda. Yalancı Tarık sana kimse inanmaz. Aha arkaya bir şey yapıyor. Ona vallahi bir şey yapıyor arkadaşlar. Durun ben de aynısını yapacağım ya. Benim ne farkım var abi ben de yapacağım aynısını. <laughs> He, havuz yapıyor arka tarafına anladım tamam arkadaşlar tamam iyi e, biz de havuz yapalım yani bizim ondan ne farkımız var arkadaşlar o da insan ben de insanım yani ben de havuza girmek istiyorum o da da yapıyor ben de buz yapıyorum <laughs> İyi güzel yapmış havuz yalnız Ama küçük olmuş biraz Tarık bence o çocuk havuz olmuş Birazcık onu büyütmelisin bence Hani sana bir tavsiye vereyim en iyisi. Tarık <laughs> efendim ne oldu Şey ben e, havuz yapmayı Düşünüyorum evime e, havuz yapmayı Düşünüyorsun e, güzel evet Yapabilirsin ama ben çok yapmanı Önermiyorum niye çok yapmam önermiyorsun Havuz yapmamı e, çünkü e, Havuz e, kirleniyor Ve bakım masrafları çok yüksek he bakım masrafları çok yüksek Anladım Tarık yani havuz yapma ama önermiyorsun o zaman. O zaman havuz yapmayayım ben değil mi? Yani yapmasan daha iyi olur. Çünkü e, havuza kuşlar giriyor. E, havuz kirleniyor. Öyle kötü bakım masrafı çok yüksek. He anladım Tarık tamam o zaman. Ya ben benim aklıma tam havuz yapmak gelmişti. Şöyle evimin arkasında bir havuz yapayım dedim. He evet iyi düşünmüşsün Tamam yapmayacağım Tarık tamam. Yani e, teşekkür ederim güzel tavsiyelerin için. Havuz yapacaktım ama a, şimdi senin tavsiyelerine uyarak bir de havuz yapmayacağım. Tamam aferin sana. Bence de yapma. Kolpacı Tarık arkadaşlar. Bakın gözümün önünde havuz yapıyor. Bir de utanmadan havuz yapıyor. Bir de bana ne diyor? Havuz yapma diyor. Kolpacı Tarık seni. Kolpacı Tarık. Yalancı Tarık. Adama bakın ya. Bana yapma diyor. Havuz kendi yapıyor arkadaşlar. Neyse neyse. Sen görürsün Tarık. Sen görürsün. Benden kopya çekmek neymiş? Ben sana göstereceğim. Kopyacı Tarık seni. Havuzu da benden kopya çekti. havuz ligman yaptım <laughs> <laughs> evet havuzun etrafını kapattı. Yalnız çocuk havuzu yaptın Tarık ya. Biz buna sığmayız ki kardeşim ya. Ben bu havuza sığmam ki kardeşim. Bildiğin çocuk havuzu yaptı yani. Örümcek çocuğun havuzunu yaptı arkadaşlar. <laughs> bu arada arkadaşlar Tarık'ın yaptıklarından daha iyi yapacağım. O yüzden ben havuzuma ne ekliyorum arkadaşlar? Size şunu göstereyim abi. Şöyle bir tane atlama rampası ekliyorum. Yani ben Tarık'tan kopyalayacağımı söyledim. Evet Tarık'tan kopyalayacağım ciddi bir şekilde. Ama arkadaşlar ben Tarık'tan daha iyi yapacağım. Mesela ben bu havuzu ne yapacağım biliyor musunuz? Ben bu havuzu genişleteceğim abi. Ben bu havuzu genişleteceğim. Burası çocuk havuzu olacak. Buradan da genişletip buraya bir tane yetişkin havuzu yapacağım arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Bir tane yetişkin havuzu yapacağım. Tarık'tan daha da daha da iyi yapacağım. Bakalım arkadaşlar Tarık'ın tepkisi ne olacak? <laughs> Kesin arkadaşlar var ya kafayı yer nasıl yaptı diye. Ama arkadaşlar yaptık yani. Şimdi bakın burada duvar var. Duvardan her şeyi görebiliyorum. O Tarık bir şeyler daha yapıyor. O balkon gibi bir şey yaptı arkadaşlar ama ben de aynısını yapacağım. Ama ilk önce şu yetişkin havuzunu bitirmem lazım abi. Hemen şu yetişkin havuzunu bitirelim arkadaşlar. Burası yetişkinler için olacak. Yani sadece yetişkinler girebilecek. Buraya katliyen ama katliyen çocuklar giremez. Zaten derin havuz arkadaşlar. Çocuklar için çok derin bir havuz olacak burası. Şimdi buraya şezlonglar ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Bildiğiniz abi kelime anlamıyla şezlong ekleyeceğiz arkadaşlar şezlong eklemeyi Tarık unuttu. Ha, ben unutmadım. <laughs> Tamamdır abi şezlonglarımızı şöyle ekleyelim arkadaşlar. Havuza ne olur şezlong olur. Şöyle ekledik arkadaşlar. Buraya da şemsiye ekleyelim. Ben arkadaşlar bildiniz Tarık'tan çaldım ama Tarık'tan daha iyi yaptım. Denenebilir. <laughs> Baksanıza arkadaşlar bir sürü koltuk verelim. Bence süper oldu abi havuzumuz. Böyle güzel oldu. Burası çocuk havuzu, burası da arkadaşlar yetişkinler için hayırlı uğurlu olsun millete. Evet Tarık ne yapıyor? Oo balkon gibi bir yer yaptı abi. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ben arkadaşlar öyle yapmayacağım. Ben daha da iyi yapacağım arkadaşlar Buraya şöyle çimenle kapatalım Tamamdır abi Sonra buraya tuzak kapılarını koyacağım Şöyle tuzak kapılarını nereye koyalım Etrafına koyacağız Bakın arkadaşlar benimki Tarık'ınkinden daha iyi olacak Yani aslında ben Tarık'tan baktım ama daha iyi yapıyorum ondan Tarık Efendim ne oldu Ya bir şey diyeceğim Ne oldu kankam benim ne oldu söyle bakalım aslında var ya şöyle bir teras katı yapsak böyle evimizin üstüne teras katı güzel olabilir mi? Yani teras katı yapmanı öneriyorum ama fazla büyük yapma. Çünkü açık olduğu zaman içeriye ne girer Tarık? Sinekler girebilir. He, sinekler girer. Anladım Tarık'cım. O zaman ne yapacağız? Teras katını da küçük yapacağız o zaman. Değil mi? De de senin dediğin gibi. Evet birazcık küçük yap yani. Büyük yapma. Yoksa evin içine sinekler girer. Anladım Tarık. Tamam. Tavsiyelerin için çok teşekkür ederim. Tarık ya sen ne kadar güzel tavsiyeler veriyorsun öyle. Valla tavsiyelerin çok değerli benim için biliyor musun? Ne demek kardeşim? Bizde tavsiye bitmez. Hadi bakalım. <laughs> Bakın arkadaşlar Arkadaşlar Tarık bana tavsiye verir terası yapmayayım diye. Kendisi kocaman teras yapmış. Sen beni mi gözetliyorsun? Ee, yo ben seni niye gözetleyeyim? Ee, bilmiyorum öyle bir çıkarıma vardım. Yo Tarık ben seni niye gözetleyeyim kardeşim ya? Allah aşkına git işine. Yani ben seni niye kötü yapını gözetleyeyim ki? Ne yaptın ki gözetleyeyim ben seni? Bakayım etrafa kamera falan da yok. Allah Allah. Ne yapıyorsun oğlum? Kopya falan mı çekiyorsun? Niye böyle bir kanıya vardın Tarık? Yoksa sen de mi havuz yaptın? Sen de mi yoksa terası yaptın? Yo. Şeyden dolayı diyorum yani merak ettim He merak ettiğin için soruyorsun Yoksa e, yani niye böyle bir kanıya verirsin Herhalde sen de havuz yaptın sen de teras yaptın evini Hayır yapmadım He tamam Tarık tamam tamam anladım tamam Yani ben senden kopya çekmiyorum haberin olsun Tamam tamam ee, yanlış anlaşılmamız özür dilerim Önemli değil Tarık önemli değil Arkadaşlar bakın Tarık yılbaşı süslemeleri yaptı E bizim ne eksiğimiz var biz de yapalım arkadaşlar Şöyle yılbaşı süslemeleriyle donatacağım Tuzak kapılarını kaldırıyorum abi Direkt arkadaşlar buraya şöyle yılbaşı süslerimizi koy koyalım. Dur yanlış koydum şuraya. <laughs> Hemen arka arkadaşlar şöyle devam ettirelim. Tamam. Ya Tarık biliyorsun ki yeni yıla girdik kanka. 2023 yılına girdik. Evet 2023 yılı hepimiz için hazırlı, huzurlu, sağlıklı ve sıhhatli olsun inşallah. Umarım 2023 yılında istediğimiz her şey olur. Amin. Evet Tarık amin. Ya ben dedim ki böyle evi yeni yıl süslemeleriyle falan mı donatsak? Böyle ışıklar mışıklar falan mı eklesek ya? Ee, ekleme bence. Niye eklemeyeyim Tarık bu ışıkları? Ee, çünkü çok fazla elektrik harca. Elektrik harcarsa elektrik faturasız kabarık gelir. Bence eve ışık ekleme öyle fazla. He anladım Tarık. Ya ben dedim böyle evi yılbaşı süslemeleri yapayım böyle tatlı mı tatlı böyle. Güzel olmaz mı sence? Hani senden tavsiye alayım diye soruyorum. E, bence ekleme kanka. Çünkü yılbaşında elektrik faturaları zamlı gelir. He tamam Tarık tamam. İyi ışık eklemeyeceğiz o zaman arkadaşlar. Tarık doğru söylüyor. Elektrik faturası çok fazla gelirmiş. O yüzden fazla yapmayacağım ışıklardan. Böyle bayağı bir fazla koydum görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Bakalım Tarık ne yapıyor başka? Tarık ne yapıyor? Evet havuz yaptı. Benim havuzum ondan daha iyi. Ev yaptı. Teras yaptı ama benim terasım ondan daha iyi. Aa dur dur. Ben de terasımın üstünü kapatacağım. Hemen arkadaşlar terasın üstünü şöyle kapatalım abi. Buradan böyle yükseltelim. Şu ağacın oradan da yükseltiyoruz arkadaşlar. Terasın üzerini kapatalım. Tarık çok iyi düşünmüş o konuda. Hemen arkadaşlar biz de kapatalım. Çünkü bizim ne farkımız var? Bizim hiçbir farkımız yok. <laughs> Aa Tarık bir şeyler ekledi. Bak hmm. bak 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 bak. Bak bak bal kabağı ekliyor ama arkadaşlar biz cadılar bayramı geçeli bayağı bir oldu yani neyse biz de ekleyelim hatta şunun üstüne ekleyelim hatta buraya da hatta buraya da tamamdır abi süper oldu vallahi. ooo Tarık bakın ne ekledi dur ben de ekleyeceğim arkadaşlar ne o ne o kızak o kızak değil mi arkadaşlar neydi o ne kızaydı o Hemen bir bakmam lazım şimdi gizli bir şekilde arkadaşlar görünmez olacağım kendime ilk önce bir görünmez x'i vereyim abi şöyle görünmez olup arkadaşlar Tarık'ın eklediği şeyin item koduna bakmam lazım Tomlur ferit talizi görünmez olup Tarık şu anda beni göremiyor hemen arkadaşlar ne eklediğine bakalım şöyle tamamdır aha oh, aldım 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 Kask, 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 kask. Tamam ben de aynısını ekleyeceğim şimdi Hemen arkadaşlar şuraya ekleyelim Tarık yılbaşı ağacı ekledi abi Hemen ben de ekleyeceğim bir tane Tarık ho, ho ho noel baba hediyeler bıraksaydı Keşke bize öyle değil mi Evet kanka keşke hediyeler bıraksaydı Ama hediye bırakmadı Evet arkadaşlar çünkü noel baba Gerçek değil Evet noel baba gerçek olmadığı için Bize hediye vermedi Ama gerçek olsaydı Tarık ne kadar da güzel olurdu öyle değil mi Düşünsene böyle evinin üstüne Böyle hediyeler yağıyor sana yıl yılbaşı ağacı veriyor. Sana Noel Baba kendi kızağını hediye ediyor. Ee, şey güzel olurdu evet. Bence de güzel olurdu Tarık. Çok güzel olurdu vallahi böyle evimizin üzerine yılbaşı hediyeleri olsa, yılbaşı ağacı olsa. Öyle değil mi? Sen şey evet kesinlikle güzel olurdu. Evet ben de beğenirdim. Evet Tarık. Bence de çok güzel olurdu abi. Ama maalesef arkadaşlar dediğim gibi dediğimiz gibi Noel Baba gerçek değil abi. Şöyle arkadaşlar biz de duvarımızı yani evimizin üstünü kapatalım. Tamamdır arkadaşlar. Süper oldu. Bakın Tarık ne eklemiş? Pastalar eklemiş. Yani güzel yılbaşı süslemeleri yapmış arkadaşlar. Biz de hemen şöyle yılbaşı süslerimizle devam edelim. Şuraya arkadaşlar pasta ekleyelim. Tamamdır. Ya Tarık benim niye evimi kopyalıyorsun anlamıyorum yani. Kopyacı Tarık. Tarık demirden ve betondan evin nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Çok güzel yaptım. Demirden mükemmel ev yapılıyor. Sana da tavsiye ederim. Allah Allah Tarık ya. Demirden ve betondan yaptın demek ki evini. Aynen evet. Çok güzel oldu. Efsane oldu. Mükemmel oldu. Hadi ya Tarık ya. vallahi biz niye bilmiyoruz böyle şeyleri kardeşim ya. Demek ki demirden dediğin gibi güzel evler yapılıyor. Tabi tabi kanka kesinlikle evini demir ve betondan yap. Tamam Tarık kesinlikle evimi demir ve betondan yapacağım abi. Senin tavsiyelerini feyiz alıyorum ve evimi demir ve betondan yapıyorum şu anda. Ciddi misin? Şaka yaptım Tarık. Niye demir ve betondan ev yapayım? Demir ve betondan ev çok kötü olur. Sen kesin beni kandırıyorsun. Hayır kanka kandırmıyorum seni. Benim evim demir ve betondan. Ya of Tarık tamam tamam inşallah evin demir ve betondandır yani. <laughs> Beni kandırıyor arkadaşlar ya Allah Allah. Aklınız beni kandırmaya çalışıyor. İnanmam ki Tarık zaten ben senin evini görebiliyorum buradan. <laughs> Ben de arkadaşlar çiçek ekleyeceğim. Bakın Tarık da çiçek ekledi. Şöyle arkadaşlar biraz çiçeklendirelim. Güzel oldu bence. Oh bizim terasımız vallahi daha iyi oldu arkadaşlar. Yorumlarda yazın vallahi Bak 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 bak. Tarık'a bak sen. Evini neyden yapmış arkadaşlar? Cam eklemiş evine. Hemen görünmez bir şekilde evine gireceğiz arkadaşlar. Nasıl gireceğiz? Tarık'ın bize kapıyı açması lazım. Umarım Tarık kapıyı açar arkadaşlar. Biz de gizli bir şey değil. Üstten gireceğiz. Üstten, üstten üstten. Üstten gireceğim. Tamam. Üstten girdim abi. Direkt açık bırakmış. Aman Allah'ım Tarık beni görecek. Tamam görmedi. Şimdi arkadaşlar evindeki eşyaları şöyle kopyalıyoruz <laughs> arkadaşlar. Baya güzel evin içerisini dekore etmiş. Camları da böyle koymuş. Tamamdır arkadaşlar. Hemen es kendi tarafımıza geri dönelim. Şimdi ne yapmış bizim Tarık'ımız Buraya cam eklemiş. Hemen biz de cam ekleyelim arkadaşlar. Şöyle. Aynı cam arkadaşlar şuraya da ekliyoruz. Tamamdır abi. Şöyle camımı ekledik. Tarık evin içini birazcık kötü yapmış. O yüzden arkadaşlar ben evin içini ondan daha iyi yapmayı planlıyorum. Aa dur merdiven kırıldı dur. Merdiveni de tekrar koyalım. Tamam. Ben evin içini daha iyi yapacağım arkadaşlar. İzleyin şimdi. Tamamdır abi. Benim evimin içi daha iyi oldu. Eyvah. Alarm çalıyor <laughs> Süre bitti Bir daha bu et yapma Dur Tamam Tarık bekle Hemen arkadaşlar efekti silelim Görünmezliği sildik abi Hemen arkadaşlar evi eski haline getireceğiz duvarı Hadi bakalım geliyorum senin tarafına Dur Tarık bekle bekle daha dur bitmedi Hadi oğlum süre doldu Hemen arkadaşlar duvarı eski haline geri döndürelim Tamamdır arkadaşlar sıkıntı yok Tarık fark etmeyecek <laughs> Evet Tarık ilk ben gireceğim senin tarafına Sonra sen de benim tarafıma gireceksin tamam mı? Tamam hadi ilk benim tarafıma gir Bakayım Ooo Tarık Bir saniye dur Dur, ne oldu? Sen niye benim evimi kopyaladın? Ne? Hayır ben senin evini kopyalamadım. Tarık benim evin aynısını yapmışsın oğlum. Kopyacı Tarık hem de benim evimin aynısını değil mi? Benim evden daha kötü yapmışsın. Baksan şu işe. Allah Allah ben bir şey kopyalamadım zaten. Yalan söyleme. Nasıl yalan söyleme? Havuzun bile almışsın. Ya terasımdaki eşyalara kadar almışsın Tarık. Ayıp günah ya. Nasıl ya? Nasıl olabilir? Gel bak Tarık. Allah Allah yalan mı söyleyeceğim? Baksana aynısını yapmışsın. Ne? Evet Tarık. Kopyacı Tarık seni. Yorumlarda kopyacı Tarık yazmıyorum yine arkadaşlar. Ya nasıl olabilir ya? Benden kopya çekmedim ya. Kendim yaptım. Nasıl kendin yaptın Tarık? Benden kopya çekmişsin işte. Görmüyor musun? Ne oğlum bak. Bunlar hepsi benim dekorlarım. Bunlar hepsi benim fikirlerim. Gitmişsin çocuk havuzunu bile çalmışsın. Eee kim kazandı o zaman? Yani Tarık bak benim havuzum seninkinden daha iyi. Benim tarafım seninkinden daha iyi. Benim evimin içi seninkinden daha iyi. Bak evimin içi daha da daha da çok daha iyi. Sen gidip koltuk diye bildiğin yürüyen sandalye koymuşsun. Ne alaka? Eee kim kazandı? kazandı o zaman. Tarık bence ben kazandım. Hem sen benden kopya çekmişsin. Ben sana teras dedim terazı çalmışsın. Yılbaşı dedim yılbaşını çalmışsın. Havuz dedim havuzu çalmışsın. Ya çalmadım. Ya hayır Tarık çalmışsın. Hayır kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum çalmışsın. Hadi bakalım şimdi bir sonraki round'a geçelim. Tamam bir sonraki round'da seni yeneceğim. Görürsün. Asıl kopyacı sensin. Hayır Tarık asıl kopye sensin. Bir sonraki round'da benden kopya çekemeyeceksin. Evet arkadaşlar bakalım şimdiki temamız ne olacak? Şöyle basalım. Hop. Süper yapıyor. Ha? Tarık? Ne var? Tarık temamız... Tamam şu anda ilgilenmiyorum bir şeyle uğraşıyorum. Tarık temamız su parkı var haberin olsun su parkı yapacağız. Tamam yapacağız. Ne yapıyorsun oğlum niye kapattın böyle etrafını? Çünkü güvenlik önlemleri alıyorum benden büyük ihtimalle kopya çekiyorsun. Tarık kopya çekmiyorum ki ben senden. Çekiyorsun işte. Hadi görüşürüz. Tarık anlamadım yani e, su parkı yapacağız haberin olsun. Tamam ben su parkı yapacağım. Hadi bay bay. Tarık dur ne yapıyorsun anlamadım şu anda. Ha? Arkadaşlar Tarık etrafını kapattı <laughs> ama bilmiyor ki arkadaşlar da ben onu buradan izliyorum. <laughs> <laughs> Vay şapşal Tarık ya. Gerçekten etrafı kapatarak ondan kopya çekemeyeceğimi zannediyor. Ama arkadaşlar aslında çekebiliyorum. Hemen arkadaşlar biz de buraya tek blok camımızı ekleyelim. Tamamdır. İşte bu Tarık. Ne yapıyorsun bakalım orada? Evet. Hadi başlıyoruz o zaman. Evet Tarık hadi başlayalım. Bakalım Tarık ne yapıyor arkadaşlar? Aa, etrafı seçti. Herhalde bir şey yapacak. Aa, kum yaptı. Hemen arkadaşlar biz de aynısını yapalım. Ne oldu? Kopya çekebiliyor musun şimdi? Tarık yani kopya çekmiyordum ki ben senden. Sen benden kopya çektin. Yalan söyle mi şimdi? Ya bırak yalanları. Sen benden kopya çektin. Hayır Tarık ben senden kopya çekmedim. Sen benden çektin ya. Sana ne dediysem hepsini yapmışsın. Teraz dedim teraz yapmışsın. Kim kopya çekti Allah aşkına? Doğru söyle. Oo arkadaşlar Tarık etrafı böyle kumdaşlarıyla kapatıyor. Hemen ben de kapatacağım. Kale gibi yaptı etrafları. Ben de yapacağım arkadaşlar kale gibi. Şöyle Ferit ailesi biz de yapalım. Tamam. Hemen arkadaşlar Tarık'ınkinin aynısını yapıyoruz. Çünkü Tarık bizden kopya çekti. <laughs> Tarık bir şey soracağım. Bir şey sorma. Bir şey sormanı istemiyorum. Tarık neden bir şey sormamı istemiyorsun? Ayıp ediyorsun şimdi. Çünkü sen. Ya Tarık ben kopyacı değilim işte. Kopyacı değilim anlamıyorsun ya beni. Şey diyeceğim Tarık. Ya ne yaptın? Ya, ne bloklardan yaptın? Şimdi süparkı yapıyoruz ya merak ettim. O yüzden soruyorum. Yer hangi bloklardan yaptığımı söylemeyeceğim. Yani zemin hangi bloktan yaptığını söylersen belki bana yardımcı olabilirsin Tarık. Hayır sana yardımcı olmak istemiyorum. Kopya çekiyorsun sen. Kopya çekerek öğreniyorsun. Ya bir şey yapmıyorum Tarık ya. Hala bana kopyacı haftası vuruyor ya. Hala bana kopyacı ya, kopyacı haftası vuruyor ya. Ben zemini kumdan yapıyorum Tarık. Kumdan yapıyorsun. Hmm, tamam anladım. Yani Tarık ben kumlan yapıyorum ben söyleyeyim ben bu konularda dürüst bir insanımdır. Yalana kaçmam yani ben senin gibi yalancı değilim yani demirden ev yapıyorum diyerek de gidip de tahtadan ev yapmıyorum. O yüzden ben direkt kumlan yaptığımı sana söylüyorum. Kumlan yapıyorsun tamam anladım. Tamam arkadaşlar kumlan yaptığını söyledim. Ya bir de Tarık ben bence bu su parkın etrafını böyle bir duvarla falan kapatmalıyız yani su parkı teması verebilmek için. Ne tür bir duvarla kapatıyorsun etrafını? Yani ne bileyim kum taşıyla kapatabiliriz mesela. Kum taşıyla he anladım. Dur bakayım yerden mi bakıyor ya? yoksa? <laughs> Koalar kopya mi zannediyor hala. Ne yaptın bir yerden mi bakıyorsun? Yo Tarık ne yapacağım ben sana bir yerden baktığım falan yok. Allah Allah. Ne oldu yoksa sen de zemini kumdan yapıp etrafı kumdaşıyla mı kapattın? Ne bu şiddet mi Celal yani Tarık? Yo yani merak ettim sadece merakımdan soruyorum yani biliyorsun. Ya Tarık merak etme fazla. Demek ki sen de kumdan yaptın zemini. Hayır yapmadım. İyi tamam Tarık. Peki o zaman e, o zaman sinirlenmene gerek yok yani. Niye bu kadar sinirlendin? Niye kopya çektiğimi zannediyorsun bir anda? Yani kopya çektiğimi zannediyorsan. Ya tamam sus. tamam arkadaşlar. Tarık bayağı bir sinirlenecek gidi bu gidişle. Şimdi Tarık ne yapıyor arkadaşlar? Oo kraliyet kapısı yaptı valla. Ben de aynısını yapayım. Benim peki ne farkım var? Bir söyleyeyim bakalım ilk önce yorumlarda yazın. Ne farkım var? Tabii ki de yok arkadaşlar. Farkım olsa farkım olduğunu söylerim. Ama gerçekten Farkım yok yani <laughs> Hemen biz de aynı şeyi yapalım arkadaşlar şöyle Bakayım aynısı mı oldu Yani tıbı tıbı aynısı olmasa da Aynısı yavrumuş gibi oldu yani arkadaşlar Bence süper oldu 10 numara oldu Biz de arkadaşlar Tarık gibi böyle kapı yaptık Hatta bu kapıdan daha da iyisini yapacağım abi ben Az sonra göreceksiniz abi şimdi Tarık kapıya bir şey koymadı ama ben kapıya arkadaşlar Güvenlik önlemleri koyacağım Şöyle bir tane metal direktörü koyacağım Buraya bir tane x-ray makinesi koyacağım Tamamdır süper oldu Buraya da bir tane güvenlik koyacağım arkadaşlar Evet kardan adam bir güvenlik koydum Evet kardan adam. Aylık maaşın 3 dolar. Tamamdır. Bu kapıda güvenlik olarak çalışacağım. Tamamdır. Bu kapıda güvenlik olarak çalışacaksın ve millete metal direktörü ve x-ray kontrolü yapacaksın. Hadi bakalım. Hayırlı olsun yeni işin. Hemen arkadaşlar burayı şöyle bloğunu değiştirelim. Buraya arkadaşlar taş bloğu yapalım. Tamamdır abi. Efsane oldu. Uuu. Tarık neler yapıyorsun öyle? Dur bakalım. Ben de aynısını yapacağım. Abi ben su parkımı otopark yapacağım ilk önce. Evet. Otopark yapmak aklıma geldi. Tarık otopark yapmadı. Ama ben arkadaşlar biliyorsunuz ki ondan kope çeksem bile ondan daha iyi yapacağımı söylemiştim sizlere. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane çok ufak bir otopark yapıyorum. Tarık'ın haberi bile olmayacak. Tarık böyle şeyleri akıl bile demezdi arkadaşlar. Yani o da kopya çekiyoruz. merak etmeyin yani. Önceki yapı kapışmalarını hatırlıyorsunuz. Tarık kopyadan yani duramıyordu. İlla kopya çekecek. Kopya bağımlısı. İlla bana bakacak. Yoksa aklına bir şey gelmiyor yani. Yaratıcı birisi değil Tarık. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar şöyle otoparkımızı yaptık abi. İnsanlar böyle su parkına gelirken arabalarını park edip su parkında doyasıya elinebilecekler arkadaşlar. Doya boyası yenilebilecekleri bir su parkı yaptık onlara. Oo Tarık'a bakın çok güzel bir su parkı yaptı. Ama ben hiç bunu yapmakla uğraşmayacağım az sonra göreceksiniz. Direkt Tarık'tan kopyalayacağım. <laughs> Tarık su parkı nasıl gidiyor bakalım. Ee, yani seni ilgilendirmeye konular sana cevap vermeyeceğim. Niye cevap vermeyeceksin? Sen çünkü yani kopyacısın. Tarık bana hala kopyacı diyorsun ya Allah Allah. Ben sana kopya çekmiyorum görmüyor musun? Her tarafı kapman kayısıyla kapattın. Sana nasıl kopya çekeyim ben? Aslında doğru söylüyorsun. Yani bu saatten sonra kopya çekmen imkansız. Ama ben yine de sana cevap vermeyeceğim sen. Çünkü önceden kopya çektin. Tarık tamam ya Allah Allah. Bana kopya demeyi bırak artık ya. Üzülüyorum gerçekten. Hıh. -hı. Üzülüyor musun Evet üzülüyorum <laughs> Tamam bir daha demeyeceğim Kusura bakma kanka Tamam bir daha deme Tarık <laughs> Bak üzülmeye başladım şimdi Evet Tarık su parkını bitirdi Hemen arkadaşlar yeni operasyonumuza başlıyoruz abi Bakın şimdi Hemen arkadaşlar görünmez iksiri şöyle patlatalım Tamamdır abi Bir tek yapmam gereken Tarık'ın gizli bir şekilde yerine girmek O da çok zor gibi olacak Şöyle şuradan bir delik açalım Allah tamamdır açtım arkadaşlar Şimdi çok gizli bir şekilde Tarık'ın yapısını kopyalayacağım abi Şöyle geldik Tamam şuradan Kopya alıyorum abi. Hemen arkadaşlar kopya yazalım. Tarık ne yapıyorsun ya? Dursana bir. <laughs> Dur bakalım şuradan kopyalayayım arkadaşlar. Kopy. Tamamdır. Hemen çıkalım buradan. Çabuk çıkalım, çıkalım. Tarık'ın haberi olmasın arkadaşlar. Çık, 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 Tamamdır. Şimdi aynı yapıyor arkadaşlar. Ben de buraya koyacağım. Nereye koyayım? Tam olarak arkadaşlar şuraya koyacağım. Hemen şöyle pasta yazalım. Of! Tarık'ın su parkı hayırlı olsun direkt bana geldi. <laughs> şöyle arkadaşlar biraz sola doğru koyalım. Tamam abi süper oldu. Mükemmel bir pozisyonda süper duruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle buraya su ekliyoruz. Şöyle suyumuzu ek Diyelim abi. Evet Tarık'ın su parkı hayırlı olsun arkadaşlar. <laughs> biz de aynı yere böyle havuz yapalım. Tamamdır. Tarık'ın eklediği havuz baya bir büyük oldu abi. Ben de aynı şekilde büyüklükte yapacağım. Hatta benimki daha da büyük olacak arkadaşlar. Benimki direkt boydan boyu olacak abi. Şöyle arkadaşlar biz Tarık'tan daha da büyük yapalım ki Tarık'tan daha da iyi olsun. Hatta ben Tarık'ın havuzundan daha da derin yapacağım arkadaşlar. Benim havuzum en alt derinlikte olacak. Aynen öyle arkadaşlar. Bu derinlikte de yapmak istiyorum tam olarak da. Şöyle etrafı da Quartz bloklarıyla kapatalım abi. Quartz bloklarıyla kabatılınca çok güzel bir görüntü olacak. Süper oldu tamam. Şimdi katman kayısını arkadaşlar Quartz'a çeviriyoruz. Bu iş oldu. Ben bu işi beğendim. Tarık nasıl gidiyor bakalım? Söylemem nasıl gittiğini. Bana bir şey sorma. Tamam sormayacağım Tarık ya. Niye bu kadar sinirlendin ki? Aa bir su parkı daha yapıyor herhalde. Evet arkadaşlar bu bir su parkına daha benziyor. Ben de aynısını yapacağım. Benimle farkım var diyoruz yani arkadaşlar. Diyoruz değil mi? Bizimle farkımız var yani arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi şöyle Tarık'ın yaptığı gibi kum taşı yapacağız burayı. Hemen kum taşı yapalım. Tamamdır abi. Ne yapıyorsun Tarık? Oo oh, direkt atlama yeri yapıyor abi. E biz de aynı şeyi yapalım abi. Bizim de farkımız var. Biz de aynı şeyi yapalım. Hatta bu merdiven biraz daha güvenli yapalım arkadaşlar. Baksana Tarık o kadar güvensiz yapmış ki merdiveni. Yani çocuğun ayağı kaysa sudan. Ayağı kaysa direkt yere düşecek. O yüzden burayı biraz daha güvenli yapacağım. Hatta arkadaşlar buraya çitler ekleyeceğim abi. Çit sayesinde burası daha güvenli bir hale gelecek. Tarık tabi bunu düşünememiş. Çok güvensiz bir su parkı yapmış arkadaşlar. Baksanıza giriş yapmış. Girişte güven direk yok. Direkt istediğin gibi girebiliyorsun. İnsan bir metal direkt direktler. İnsan bir iksire ekler. İnsan en önemlisi bir güvenlik görevlisi ekler. Bakın benim güvenlik görevlim ve kardan adam. Ha, Tarık güzel bir atlayış yeri yaptı. Neyse biz de aynısını alalım arkadaşlar. Hemen şöyle Görünmez iksirimizi yenileyelim. girelim abi. Üf, sessiz olun sessiz olun sessiz olun Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi bunu buradan böyle kopyalıyoruz. sonra arkadaşlar Tarın haberi yokken buradan da kopyalayacağım. Özel komut post 2. Dur olmadı. Tamam, tamam. Oldu, oldu. Tamam. Çabuk çıkalım buradan. Çıkalım. Çek 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 çek. Tamam. Cık. Hadi bakalım. Şimdi aynısını biz de kopyalıyoruz. Nereye yapıştırayım? Böyle yapıştırayım. Aa yanlış oldu. Tamamdır. Bunu çevirmemiz lazım arkadaşlar. Bu tarafa doğru bakmamalı. Hatta dur. Bu tarafa doğru bakabilir mi? Yok. Bu tarafa doğru bakmamalı arkadaşlar. Bunu çevireceğiz abi. Buna rotasyon vereceğiz. Böyle mesela gelecek. Tamamdır abi. Mükemmel oldu. Hemen arkadaşlar düzeltelim. Bu şu yanlış olmuş. Şunu ilk önce düzgün yapalım. Tamam oldu arkadaşlar. Süper oldu. Tabii ki de ben bunu iki katlı yapacağım. Tarık ne yapıyor arkadaşlar? Tarık da mı iki katlı yapıyor? Aa Tarık da iki katlı yapıyor. Biz de arkadaşlar iki katlı yapacağız ama benim ki daha kolay olacak. Ben direkt arkadaşlar merdiven ekleyeceğim. Tarık bildiğiniz arkadaşlar değişik bir şey yaptı ya. Bu ne böyle? Direkt abi şuraya merdiven eklesen yeterli yani. Böyle bir tane merdiven ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu böyle üste doğru gidecek, üste doğru gidecek. Tamam. Sonra arkadaşlar buradan da bir tane şöyle şundan çıkartıyoruz. Tamamdır abi. İki katlı oldu görmüş olduğunuz gibi. Hem de daha pratik oldu. Tarık'ınki gibi arkadaşlar sarmal dolaş olmadı. Bak size şuna iğrenç yaptı. Dur bakalım Ferit et. Bana bak bakalım sen. Ha, ne oldu Tarık? Bir şey mi oldu? Ben bir bir şey deneyeceğim. Ne deneyeceksin Tarık? Ne yapıyorsun? Yo bir şey yapmıyorum. Ha? Abulamaz. Nasıl yaptım bunu? Fark etti herhalde arkadaşlar. Hayır. Hey, hey kırma. Geç içeri. Geç içeri. O becekme sakın. Geç içeri. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam kapattım. Bu ne böyle? Ne koydun buraya sen böyle? Harik bir şey koymadım. Hı. bir şey tamam devam edelim He, bir saniye bir saniye bu ne böyle Aa, bir, şey değil yok dur kanka dur bir şey değil bu bu şey şey demek ki tekrar taraflı koyup beni benden kopya çektin he? dur dur yo bak katman kayası beni kaldırmaya çalışma baksana benim ne aynı yapmışsın bir de su parkını ee, Yo ben bu oyunu oynamıyorum seninle gidiyorum ben Arkadaş ya Tarık yani çekmedim Yalan söyleme yalan söyleme Ne yapıyorsun Tarık ne yapıyorsun Patlatacağım Bugün Bakın arkadaşlar Tarık bu tek taraflı camına koydum ve Tarık trolledim. Tarık sonra fark etti. Kopyacı seni. Hileci seni. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Tarık fark etti. Bütün her şey suya düştü. Sağ ve diğer video var. Tıkla tıkla tıkla. Baba bak Tarık ne yapıyor arkadaşlar yakıyor. Sağ ve video çıkan videoyu lütfen tıklayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Lütfen kanalımıza abone olup bildirimler için arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum dediğim gibi. Kendinize bakın arkadaşlar. Hoşçakalın ve görüşürüz.